Bilal'le başlayan bir Altay Akın'ı, Hakan, Büyük Mustafa, tekrar Hakan, ceza alanında çapraz vuruyor, 56. dakikada durumu 6-0 yapıyor. Bilal'in ortası, sağ tarafta Ethem, top avuta çıkacak gibi oluyor, çıkmıyor, Şeref çeviriyor, Büyük Mustafa vuruyor ve durumu 2-0 yapıyor. Dakika 8, sol taraftan Altaylar bir köşe vuruşu kazanıyorlar, atışı Büyük Mustafa kullanıyor, ortası Şeref yükseliyor, vuruyor ve takımını 1-0 öne geçiriyor. Altay 1, Diyarbakır Spor 0. Diyarbakır Spor Akın'ını son anda Ergun kesiyor. Büyük Mustafa, son derece olumlu yerde olan Şeref'e bir pas. Bomboş pozisyon. Şeref, kahraman kalesine dönüyor. Uzak direğe yaklaşan futbolcu Büyük Mustafa, kafa Büyük Mustafa'dan, durum 7-1. Büyük Mustafa, Altay'ı son derece iyi yönetiyor. Bu dakikalarda orta alanda, sol tarafta Hakan. Dakika 87, Hakan'ın şutu. 8. kez Diyarbakır filelerinde. Yani top, bir topa vurdum. 3-3 olacak. Tam şey çizgisinde kaldı. Yani böyle göl bir saha. Gol çizgisinde kaldı. Çıkardılar. Hep içimde şeydir yani. Ukde kaldı. Evet. Ya bu zeminler çok zor yani ama. Galatasaray'ın da öyle bir Werder Bremen maçı vardır. Aynen bravo. Yarı final maçı. Kar yağışlı böyle. Kar yağışlı. Tam böyle gol olacak. Aynen. Çizginin üzerinde bravo. Kalmıştı yani. O kupa galipleri mi? Ne? Kupa galipleri. Evet. Benim de Mustafa Hoca'ydı teknik. Mustafa Hoca'ydı tabii. Mustafa Hoca'ydı. Çok üzüldüğüm maçlardan bir tanesidir. Küçüğüz tabii seyrederken. Tabii bizim de çocukluk yani, dönemimize denk gelen unutulmaz maçlardan bir tanesiydi. Hoca tabii Türk futbolunda çok büyük işler başardı. Yani her gittiği takıma mutlaka dokunuşları vardır. Galatasaray'ı şampiyon yaptı, Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı, Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Milli takımlarda büyük başarısı var Türk futbolunun. Efsane isimlerinden birisi, bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Bu arada Altay demişken Göztepe yeni stadına kavuştu. Karşıyaka ve Altay'da tabii gün sayıyor. Onlar da Altay'ın yeni yuvası, stadın önümüzdeki sezon itibariyle açılması planlanıyor. İşte şu anda görüyorsunuz İzmir'in 3 büyük kulübü, 3 büyük rekabet. Yeni Alsancak Stadyumu muazzam. Şu anda inşaat halinde. Çok güzel. İlk İzmir'e çalışma başladığında burada da dile getirmiştim. Ki yapımını da zaman zaman ekrana verdiğimizde de söylemiştim. Bu stadın adı inşallah Mustafa Denizli ismi yakışır. Çok yani Altay'ın bir efsanesi olarak Alsancak'taki bu stada hocamızın isminin verilmesi çok çok kıymetli olur diye düşünüyorum. Çok da iyi olur.